Arkadaşlar merhaba. Bu videoda KineMaster'da kendi videolarımı nasıl düzenliyorum bunu göstereceğim. Şimdi ben artıya basıp 16'ya 9 açıyorum ve Screen Recorder'dan son yaptığım videomu ekliyorum. Şimdi KineMaster'da müzik ritmine göre bas ekleme videosu. Bunu dün izlediniz galiba. Bugün de izlemiş olabilirsiniz, bilmiyorum. Şimdi bunu çektikten sonra direkt hadi ikinci bir video açayım dedim. Birazcık doğal bir video olacak. Uzun bir video olabilir. Şimdi açtıktan sonra ben önce bir dinliyorum. Birazcık geç başlıyorum ki en başta arkadaşlar dediğim yer ekran kaydını almıyordu. O yüzden birazcık geç başlıyorum ben video kaydına. Hatta buraları niye kaydetmemiş bu? Şunun sesini kısayım da şimdi çok çıkmasın. Şimdiki şunun sol tarafından kesiyorum. Burada arkadaşlar merhaba diye başlıyorum. Şimdi burada bunu göstereceğim dediği yerde ortasından kesiyorum. Buraya medya diyorum ve favorilerimden kendi intromu koyuyorum. En başa geliyorum. Buraya bir tane müzik patlatıyoruz hemen. Genelde NCST'den kullanıyorum. Hemen şunu koyayım. Burada şuradaki resimden anlarsınız. Siz gerçi büyük ihtimalle böyle kullanıyorsunuz. Şu ducking olarak geçiyor. Bunu açıyorum. Müzik arka plana gidiyor. Daha sonrasında klibimin sesini şuradan şu şekilde 95-96 civarı yaptığımda müziğin sesini bayağı bir kısmış oluyorum. Yani böyle oynata oynata devam edeceğim. Burada da birazcık sesini kısmak istiyorum. Şu şekilde 50 kısayım. Bununkini de unutmadan 96-97 yapalım. Devam. Ya birazcık sessiz bir video olabilir çünkü benim dinlemem lazım. Şuraya bir tane şu şekilde geçiş efekti koyabilirim aslında. Ama koyduktan sonra şunun kenarından birazcık kırptığı için bunu da birazcık uzatıyorum. Bir oynatayım tekrardan. Buraya bir tane mesela abone ol butonu eklemek istiyorum. Direkt zaten YouTube'dan bulabilirsiniz. Yeşil ekranını açıyorum ve sesini de birazcık kısıyorum. Şuradan bunun görüntüsüne bakıyorum. Şu şekilde mesela buraya koymak istiyorum. Biraz daha küçülteceğim mesela. Şu şekilde koyayım. Şimdi ön izlemesine bakalım. Mouse bugün donuyor nedense. Ne, düzeldi. Oynatıyorum. Ya şu şekilde söyleyeyim, birazcık sessiz bir video olacak. Çünkü ekranı izlemem lazım. Sansürlenecek yerleri sansürlemem lazım mesela. Şurada müziğin adını söylüyorum ve ekranda burayı yakınlaştırmak istediğim için burayı ortasından kestim. Şurayı şöyle İki parmağımla ben yakınlaştırayım. Şurayı da eşitleyeyim. Şöyle bir gösterelim. Oynamıyor şu an. Heh, dondu. Düzeldi.
Bayağı uzun bir süre geçti. Yaklaşık bir dakika. Buraya bir tane daha abone ol butonu patlatalım. Hala abone olmayan varsa da abone olabilir. Sesini de kısalım. Bunun sesi çünkü birazcık fazla. Bunu da sol üst boş herhalde. Birazcık sol üste koyabiliriz. Fazla gitti. Şu şekilde tamamdır. Devam. Burayı benim yakından göstermem lazım. Mouse'la çünkü orayı gösteriyorum. Ortasından kestim. Burayı da şöyle iki parmağımla yakınlaştırıyorum. Şu şekilde eşitledim. Oynatalım tekrardan. Ön izlemeyi görelim. Yaklaşık 8 dakika oldu ve ben pek fazla konuşmadım. Yine söylüyorum. Birazcık hızlandırdım oraları zaten. Yani pek fazla kesilecek yer yok bu videoda. Birazcık şanslıyım. Çünkü kesmek gerçekten ya vaktimi alıyor biraz daha. Zor değil, öyle söyleyeyim. Buraya bir tane daha abone ol efekti koyacağım. Zaten videonun en sonuna falan da intro koyacağım. Direkt kapatıyorum zaten. Öyle ahım şahım bir edit yok. Şimdi yine dinlemeye devam edeceğim. Hataları falan kırpacağım. O şekilde. Şimdi ben burada demişim ki videonun başında izlediniz ama ben buraya koymadım. O yüzden o klibi koymayı unutmuşum. Onu hemen en başa ekleyeyim. Şunu sol taraftan kırpayım. Burası boş. Yer paylaşım sinema efekti yok. Şu an sticker'dan sinema efekti indirmem lazım. Kinemaster'ı sürekli değiştirdiğim için her değiştirdiğimde o efektler falan gidiyor. O birazcık sıkıntı. Nerede o sinema çerçeveleri? Şurada sinematik çerçeve. Şunu indireyim hemen. En üste gelecek şimdi. Geldi. Şu şekilde bir tane sinematik efekt. Hatta biraz daha büyüteyim ki daha küçük olsun kenarlık. Şunu da şuraya kadar uzatayım. Şuradan da en başından keseyim. Yok yanlış. Şuradan sağ taraftan kestik. Şimdi bir oynatayım. Videonun başı olduysa sıkıntı yok. Şuraya da şu şekilde bir şey yapmak istiyorum. Direkt dümdüz geçmesin diye yer paylaşımdan nerede o yok oluş ya da sıvı patlama. Şuradan mesela şunu koyayım. Şunu da şu şekilde ortaladık mı güzel bir geçiş olacaktır. Şimdiki sağdan kaldığımız yerden devam edelim. Şurada müziğimiz bitmiş. Şurada zaten müzik olmadığı için buradan yeni bir tane müzik ekliyorum. Bu sefer de bunu ekleyeyim yine NCS'den. Şuradan şu yeri açtığımızda zaten direkt ses otomatik olarak kısılıyor. Yeni müzik ekleyince videoyu başa sarıyor. Buna hala bir çözüm bulamadılar ama yapacak bir şey yok. Devam. Şimdi burada şimdilik hoşça kalın dedi. Bunu sağ tarafından kesiyorum. Buradan da müziğimi sağ tarafından
kesiyorum. Burada müziğin şu ayarlama yeri var. Azıcık geri geliyorum. Bir tane artıya basıyorum. En sona geliyorum. Sıfıra indiriyorum. Müzik yavaşça bitiyor. Şimdi burada azıcık daha geri geliyorum. Katman, medya, favoriler. Buradan outro'mu ekliyorum. Tam ekran yapıyorum. Outro'nun sesini bayağı bir kısıyorum. Çünkü bayağı fazla sesi var. Kırmızı ekran olarak açıyorum. Yukarıdan da medya deyip arkaya siyah arka plan ekliyorum. Şu şekilde uzattım. Birazcık karışık gelmiş olabilir. Time Master'a elim bayağı alışkın. Hızlı hareket ediyorum. Şöyle bir sonunu oynatayım ben. Burası da okey. Şimdi renderlamaya geliyorum. Buradan zaten direkt ayarlarım görüyorsunuz. 720p, 30 fps ve 4.1 mbps, artık bit hızı, megabit mi artık, her nasıl okunuyorsa. Yani videolarımı böyle editliyorum. Çok fazla zor bir şey değil yani. 135 MB. Exportlamaya başlayalım. Android eğitim için izlemeye devam edin. Şimdilik hoşça kalın.